Ya Atilla Eren apartmanı buradaydı. Hemen şu iş makinalarının çalıştığı yerde Rönesans'ın bahçesi, havuzu. Rönesans'ın binası da hemen şu yarım otobüsün ön tarafındaydı. Yani burada deprem zamanı çok büyük dramlar yaşandı maalesef. Yani burası ikinci mahallesi. İlk hali bu şekildeydi. Zeytinlikti her taraf. Son hali de bu şekilde. Enkaz yığını. Burada binlerce kişi vefat etti, can verdi. Yani buranınla ilgili eğer yeniden yapılaşma olacaksa bilimsel tekniklere uygun yapılması gerekiyor. Eğer yapılacak. Burası Atilla Eren apartmanının arsası. Bina 2018 yılında başladı diye biliyorum. 2021 yani çok yeni bir bina aslında. 2021 yılında anahtar teslimleri yapıldı. Ya iskan izinleri verildi. Yepyeni bir bina. Burada 14 katlı bir bina vardı. Eğer 5 Şubat günü gelseydik o apartmanda yaşayan yaklaşık 500 kişiyle tek tek tanışabilirdik. Ancak 6 Şubat'ta büyük bir kısmı enkaz altında kalarak can verdiler maalesef. Bu apartmanın yapımı sırasında çok büyük sorunlar oluştu. Yapı müteahhidi ekonomik zorluklar içine girdi. Ekonomik zorluklar içine girince bu apartmanın yapım süreci sekteye uğradı. Birkaç kişi müdahil oldu. Bürokratik işlemlerde, ekonomik işlemlerde yardımcı oldular. O nedenlerle yamalı bohça halinde inşa edildi bu Atilla Eren apartmanı. Zaten Rönesans'ın da komşusuydu, Rönesans Rezidans'ın. Bu bölge, ikinci bölgesi aslında zeytinlik alanı. Yani burada göz alabildiğince zeytinlikler vardı. Hepsi kesilip imara açıldı. Zemin etütlerine baktığımız zaman buranın 3 metre altında yeraltı suları var. Alüvyonla kaplı, çok verimli bir toprak burası. Asla ve asla burası imara açılmamalıydı. Ama imara açıldı, imara açılmakla kalmadı. Çok yüksek katlı binalar, kalitesiz malzeme kullanılarak rant elde edilmek için hızlı bir şekilde yapılarak maalesef insanların katliamına sebep verildi. Yani şimdi buradaki imar durumu değiştirilmiş. En azından böyle bilgilere sahibiz. Bu bina 7 katlı olarak önce tasarlanmış. Ona göre bir planlaması yapılmış ama bittiğinde 14 katlıydı. Bu 14 katlı yapabilmek için belediyelerden izinler alınması gerekiyor. İzinler sırasında bazı usulsüzlükler yapıldığı söyleniyor. Tabii bunların yargı yoluyla araştırılması için biz gerekli bütün başvuruları ve dilekçeleri verdik. Özellikle zemin etüdü raporuna ulaştığımızda bu alanın özelliği olan bir alan olduğu, tedbir alınarak inşaat yapılabileceği söylenmiş olmasına rağmen tedbirlerin alınmadığını düşünüyoruz. O nedenle burada vefat edenlerin hatırasına saygı gereği şikayetçiyiz ve bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bununla ilgili imar dosyalarının gelmesini, imar dosyaları çünkü depremden hemen sonra yıkıldı, kayboldu, yağmalandı. İmar dosyaları geldikten sonra tam olarak kim, neyi, ne zaman, nasıl yapmış ona vakıf olacağız. Yani binanın şu an tutuklu müteahhidinin ifadelerini biliyoruz. Bu kişi özellikle ekonomik sıkıntı yaşadığını, çeşitli yardımlar gördüğünü kabul etmiş durumda. Hatta verdiği isimler mesela Ahmet Canbaz gibi isimler veriyor. Ahmet Canbaz benim hatırlayabildiğim kadarıyla Hatay bölgesindeki bütün temizlik ihalelerini alan bir iş adamı. Yani siyasi bağlantıları olan bir iş adamı. Yani ben sadece avukat olarak değil bir depremzedeyim aynı zamanda. Benim de bürom yıkıldı. Çok yakınımı kaybettim.
Yani bu işte sadece avukat kimliğimle yer almıyorum, bir aktivistim. Yani burada bir çevre felaketi yaşanıyor. Ona da dikkat çekmek istiyorum aslında.